Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Temporalsätze mit Solange. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, Solange neydi? Hatırlayacak olursanız bakın sağ üstte de yazmışım. Während dieser Zeit. Yani bu zaman zarfı içerisinde değil mi? Bu zaman içinde demek ki Solange şeklinde ele alınıyor. Ne demek istediğimi ilk cümleye bir bakaraktan bir anlamaya çalışalım. Ondan sonra zaten diğer örneklerde de bunu pekiştirmiş olacağız arkadaşlar. Solange ihre Eltern in der Stadt sind, hat sie keine Zeit für ihre Freunde. Ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Gayet anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Ihre Eltern, anne babaları değil mi? Onun ebeveyni değil mi? In der Stadt, şehirde olduğu süre zarfında. Hat sie keine Zeit für ihre Freunde. Onun arkadaşlarına ayıracak vakti yok demiş oluyor değil mi cümlemiz? Dolayısıyla bu cümlede arkadaşlar Solange ile başlandığında ne oluyormuş arkadaşlar? Solange ihre Eltern in der Stadt sind. Ne oldu bakın buradaki eylem? Sona gitti. Virgülümü ayırdım ve ne oluyor? Gene eylemle devam ediyor. Hat sie keine Zeit für ihre Freunde demiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar biz bu Solange yapısını iki cümlenin ortasına da getirebiliriz. Yani bağlaç noktasında da aslında ele alabiliriz. Bu durumda bakın ne olacak? Sie hat keine Zeit für ihre Freunde, solange ihre Eltern in der Stadt sind. Bakın burada ne oldu arkadaşlar? Gayet olağan bir cümle başlangıcı var. Sie hat keine Zeit für ihre Freunde. Virgülümü getirdim. Solange ihre Eltern in der Stadt sind. Bakın burada herhangi bir anlamda bir kayma, bir değişiklik yok değil mi? Anne babaları değil mi? Yani ebeveyni şehirde olduğu süre içerisinde değil mi? Arkadaşlarına ayıracak vakti yok demiş oluyor. İkinci örneğe bakalım arkadaşlar. Solange ihre Oma krank war, pflegte Mia sie. Bakın preteritum yapıda bir cümle görüyoruz. Değil mi? Krank, hasta. Ne oluyor? Anneanne, babaanne anlamına gelen Oma, pflegen, bakmak anlamında arkadaşlar. Dolayısıyla Mia, bu da bir kadın ismi. Ne diyor şimdi cümlemiz? Solange ihre Oma krank war, anneannesi ya da babaannesi hasta olduğu müddet içerisinde değil mi? Pflegte Mia sie, Mia ona baktı demiş oluyor cümlemiz. Bakın burada da tıpkı başta olduğu gibi ne oldu? Eylemimiz var cümlenin sonuna gitti. Virgülle ayırdım ve diğer cümle diyelim isterseniz. Diğer cümle neyle başladı? Gene eylemle başlamış oldu. Dolayısıyla pflegte Mia sie ile ne oldu? Cümlenin devamı geldi. Bu durumda solange ihre Oma krank war, virgülümü koydum, pflegte Mia sie demiş oluyorum. Bunu ne yapıyoruz şimdi? Solange'yi cümlenin ortasına getirelim. Bu durumda Mia pflegte sie, solange ihre Oma krank war denildiğinde demek ki ne oluyor? Bakın burada gayet olağan bir cümle. Mia pflegte sie değil mi? Mia ona baktı. Hasta olduğu süre zarfında değil mi? Solange ihre Oma krank war demiş oluyoruz değil mi? Anneannesi ya da babaannesi hasta olduğu süre içerisinde Mia ona baktı demiş oluyoruz. Üçüncü örneğe bakalım arkadaşlar. Solange die Straße gesperrt ist, nehme ich einen anderen Weg. Gesperrt sein. Arkadaşlar bu kapalı olmak, kilitli olmak anlamında. Dolayısıyla die Straße değil mi? Sokak ya da cadde kapalı olduğu süre içerisinde değil mi? O süre zarfında. Demek ki solange die Straße gesperrt ist, virgülümü getirdim. Nehme ich einen anderen Weg. Einen anderen Weg nehmen. Başka bir yolu alırım, başka bir yolu izlerim, başka bir yoldan giderim anlamı doğuyor. Dolayısıyla einen anderen Weg nehmen denildiğinde bunu kalıp olarak düşünelim. Başka bir yolu izlemek gibi düşünebiliriz bunu arkadaşlar. Şimdi Solange ile başlayan bu cümleyi ben ne yapacağım? Bu sefer Solange yapısını iki cümlenin ortasına getirdiğimde bakın ne olacak? Ich nehme einen anderen Weg, virgül, solange die Straße gesperrt ist, değil mi? Başka bir yolu alacağım.
sokak ya da cadde kilitli olduğu sürece, kapalı olduğu süre içerisinde demiş oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim. Ne diyor ilk örneğimiz? Solange ihre Eltern in der Stadt sind, anne babası şehirde olduğu müddetçe, hat sie keine Zeit für ihre Freunde, arkadaşlarına ayıracak vakti yok demiş oluyoruz. Değil mi bu cümlede? Aynı anlam bu sefer ne oluyor? Solange yapısı iki cümlenin ortasına geldiğinde sie hat keine Zeit für ihre Freunde, solange ihre Eltern in der Stadt sind demiş oluyoruz. İkinci örnekte solange ihre Oma krank war, anneannesi hasta olduğu süre zarfında pflegte Mia sie, Mia ona baktı. Ya da ne diyeceğiz şimdi? Mia ona baktı derken Mia pflegte sie, solange ihre Oma krank war. Tabii bunu Türkçe'ye çevirdiğimizde arkadaşlar gayet olağan bir şekilde ne yapıyoruz? Mia ne diyoruz? Anneannesi hasta olduğu sürece Mia ona baktı diyoruz. Ancak Almanca'da farklı şekilde de ifade edildiğinde demek ki herhangi bir anlam kayması olmuyormuş arkadaşlar. İki türlü kullanılabiliyormuş. Üçe baktığımızda solange die Straße gesperrt ist, sokak ya da cadde kapalı olduğu sürece nehme ich einen anderen Weg, başka bir yolu izleyeceğim, başka bir yolu alacağım deniliyor değil mi Almanca'da? Ya da ne diyeceğim? Ich nehme einen anderen Weg, virgülümü getirdim. Solange die Straße gesperrt ist demiş oldum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Solange ihre Eltern in der Stadt sind, hat sie keine Zeit für ihre Freunde. Solange ihre Eltern in der Stadt sind, hat sie keine Zeit für ihre Freunde. Sie hat keine Zeit für ihre Freunde, solange ihre Eltern in der Stadt sind. Sie hat keine Zeit für ihre Freunde, solange ihre Eltern in der Stadt sind. Solange ihre Oma krank war, pflegte Mia sie. Solange ihre Oma krank war, pflegte Mia sie. Mia pflegte sie, solange ihre Oma krank war. Mia pflegte sie, solange ihre Oma krank war. Solange die Straße gesperrt ist, nehme ich einen anderen Weg. Solange die Straße gesperrt ist, nehme ich einen anderen Weg. Ich nehme einen anderen Weg, solange die Straße gesperrt ist. Ich nehme einen anderen Weg, solange die Straße gesperrt ist. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Solange Sie kein Passwort vereinbart haben, kann jeder die Konfiguration des Computers verändern cümlesini görüyoruz. Anlaşılacağı üzere gayet teknik bir cümle değil mi arkadaşlar bu? Öncelikle bir anlamlandıralım. Passwort değil mi? Neydi? Şifre demekti. Passwort vereinbaren, vereinbaren kararlaştırmak demek arkadaşlar. Dolayısıyla solange Sie kein Passwort vereinbart haben, yani bir şifre belirleyemediğiniz sürece anlamı doğuyor değil mi? Kararlaştırmak demiyoruz değil mi şifre için? Deriz belki ama güncel olarak ne diyoruz? Şifre belirlemek diyoruz. Dolayısıyla siz bir şifre belirlemediğiniz sürece devam edelim. Kann jeder die Konfiguration des Computers verändern. Farkındaysanız arkadaşlar burada bir genitiflik var. Herkes bilgisayarın konfigürasyonunu ne yapabilir? Değiştirebilir. Yani değil mi konfigürasyondan kasıt işte bilgisayarın o ayarları değil mi? Bu denetimini gibi gibi. Dolayısıyla cümlemiz ne diyor? Siz şifre belirlemediğiniz sürece herkes ne yapabilir? Bilgisayarınıza müdahale edebilir değil mi? Sistemi kurcalayabilir, oynayabilir anlamı doğuyor. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor diyor cümle. Bir şifre belirlememiz gerekiyor değil mi? Bu durumda solange Sie kein Passwort vereinbart haben, kann jeder die Konfiguration des Computers verändern. Bakın burada arkadaşlar ne oldu? Solange ile başlayan cümle az önce de söylemiş olduğum gibi ne oldu? Vereinbart haben değil mi?
ve virgülü getirdim. Akabinde ne oluyor? Bakın burada modal fiilim können ile ne yapıyorum? Cümlenin devamını getiriyorum. Asıl fiilim verändern, yani değiştirmek, ne oldu? Cümlenin sonuna gitti. Aynı cümle fakat daha doğrusu farklı bir kurulumla gene aynı cümleyi verdiğimizde jeder kann die Konfiguration des Computers verändern. Herkes bilgisayarın konfigürasyonunu değiştirebilir, değil mi? Konfigürasyon diyoruz artık dilimizde de, değil mi? Dolayısıyla herkes bilgisayarın konfigürasyonunu değiştirebilir. Solange sie kein Passwort vereinbart haben, siz şifre belirlemediğiniz süre içerisinde, değil mi, diyor. Dolayısıyla az önce söylemiş olduğum gibi ne diyor aslında, değil mi? Şifre koymamız gerekiyor. Hatta mümkün mertebe güçlü bir şifre olmasında fayda var, değil mi arkadaşlar? Beşinci örneğe bakalım. Solange Maria studierte, war Peter berufstätig. Gayet anlaşılır bir cümle. Studieren, değil mi? Studierte, yüksek öğrenim görmek, preteritum olarak karşımıza çıkıyor. Berufstätig, işle, yani bir işin olması, değil mi? Faal olmak anlamına geliyor. Dolayısıyla Maria yüksek öğrenim gördüğü süre içerisinde Peter ne yapıyordu? Çalışıyordu anlamı doğuyor. Dolayısıyla Solange Maria studierte, war Peter berufstätig demiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bu yapıyı, yani Peter war berufstätig yapısını cümle başına getirelim. Ne olacak? Peter war berufstätig solange Maria studierte. Bakın ne oldu? Yapı dedim aslında, burada asıl yapımız solange, öyle değil mi? Buradaki cümleyi buraya taşıdığımızda da gene anlam kayması, anlam değişmesi olmadı. Solange'yi bu sefer ne yaptım? İki cümlenin ortasına getirdim. Bu durumda Peter çalışıyordu, değil mi? Maria yüksek öğrenim gördüğü süre içerisinde, değil mi? O süre içerisinde dediğimizde Peter war berufstätig solange Maria studierte demiş oluyoruz. Son örneğimize bakalım, ne diyor? Solange du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, darfst du nicht spielen. Gayet anlaşılır bir cümle. Ne diyor? Ödevini yapmadığın süre boyunca ne yapamayacaksın? Daha doğrusu oynayamayacaksın, değil mi? Ödevini yapmazsan oyun oynayamayacaksın. Dolayısıyla burada henüz bitmemiş olan bir ödev var. Dolayısıyla burada ne yapmış oldum? Perfekti yerleştirdim. Solange yapısıyla başlıyor. Bu durumda Solange du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, virgülü getirdim, darfst du nicht spielen. Demek ki oyun oynamazsın. Çünkü neden? Ödevini yapmadığın süre boyunca. Tabi Türkçe'de bu biraz havada kalabiliyor birebir çevirirken, değil mi? Ancak Almanca'da bu şekilde ben bunu kurabiliyorum arkadaşlar. Ya da ne yapabilirim? Du darfst nicht spielen, solange du deine Hausaufgaben gemacht hast. Demiş oluyoruz, değil mi arkadaşlar? Daha doğrusu bakın burada gözüme ilişti. Buradaki nicht'i unutmuşuz. Dolayısıyla solange du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast dersek daha bir anlamlı olmayacak mı arkadaşlar? Çünkü ödevini yapmadığın süre boyunca, değil mi, ne yapamayacaksın? Oyun oynamayacaksın demiş oluyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim. Ardından telaffuz çalışmasını da yapalım. Ne diyor dördüncü örneğimiz? Solange sie kein Passwort vereinbart haben, değil mi? Bir şifre belirlemediğiniz süre içerisinde, değil mi? Kann jeder die Konfiguration des Computers verändern. Herkes bilgisayarın konfigürasyonunu değiştirebilir, değil mi? Burada ne yapıyoruz? Bakın genitifliği hissediyoruz, değil mi? Die Konfiguration des Computers verändern da neydi? Değiştirmek demekti. İkinci yapıda, değil mi? İkinci örnekte bu sefer Solange'yi ne yapıyoruz? İki cümlenin ortasına getiriyoruz. Bu durumda jeder kann die Konfiguration des Computers verändern. Herkes konfigürasyonu değiştirebilir. Solange sie kein Passwort vereinbart haben. Siz bir şifre belirlemediğiniz müddet içinde.
Değil mi arkadaşlar? Beşinci örneğe bakıyoruz. Solange Maria studierte, war Peter berufstätig. Değil mi? Demek ki Maria ne yaparken, yüksek öğrenim görürken, değil mi? Üniversiteye giderken Peter ne yapıyordu? Çalışıyordu anlamına geliyor. Dolayısıyla berufstätig, faal olmak, meslekli faal olmak, yani çalışıyor olmak anlamı doğuyor. Ben ne yapıyorum şimdi? Peter war berufstätig ile de başlatıyorum. Bu durumda Peter war berufstätig, solange Maria studierte. Pekala, bunu da söyleyebiliyorum. Son örnekte ise solange du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, ödevini yapmadığın müddetçe darfst du nicht spielen, ne yapamazsın? Oyun oynayamazsın. Oyun oynayamazsın şeklinde başlarken du darfst nicht spielen, solange du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast demiş oluyoruz. Şimdi dilerseniz arkadaşlar telaffuz çalışması için şöyle geçiyorum kenara ve hep birlikte telaffuzu düzgün bir şekilde, sakin bir şekilde yapalım. Hazırsanız şimdi başlayalım. Solange Sie kein Passwort vereinbart haben, kann jeder die Konfiguration des Computers verändern. Solange Sie kein Passwort vereinbart haben, kann jeder die Konfiguration des Computers verändern. Jeder kann die Konfiguration des Computers verändern, solange Sie kein Passwort vereinbart haben. Jeder kann die Konfiguration des Computers verändern, solange Sie kein Passwort vereinbart haben. Solange Maria studierte, war Peter berufstätig. Solange Maria studierte, war Peter berufstätig. Peter war berufstätig, solange Maria studierte. Peter war berufstätig, solange Maria studierte. Solange du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, darfst du nicht spielen. Solange du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, darfst du nicht spielen. Du darfst nicht spielen, solange du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast. Du darfst nicht spielen, solange du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde temporal Sätze mit Solange konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.